Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'nda 185 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz. X sıfıra sağdan yaklaşırken bir eksi kosinüs içinde 2x bölü sinüs x ifadesi var. X gördüğümüz yerleri sıfır yazarak başlayalım. Bir eksi kosinüs içinde 2 çarpı sıfırdan sıfır bölü sinüs içinde sıfır. Kosinüs içinde sıfır yazdığımız zaman sonuç 1 olur. 1 eksi 1'den kök 0 bölü sinüs sıfırın değeri de sıfırdır. Bu da 0 bölü 0 belirsizliğini oluşturuyor. 1 eksi kosinüs içinde 2x ifadesini şöyle düzenlemeye çalışalım. 1 eksi kosinüs 2x'in yerine 1 eksi 2 çarpı sinüs kare x yarım açı dönüşümünü uygularsak bu eksiği parantezin üzerine dağıttığımızda 1 eksi 1 artı 2 çarpı sinüsün karesi x'e dönüşmüş olur. Birler birbirini yok eder. 2 çarpı sin kare x ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki ifadenin limitini daha kolay hesaplayabilmek için şu işlemi yapacağız. Limit x sayısı sıfıra sağdan yaklaşırken. Kök içindeki ifade. Buradaki dönüşümden dolayı kök içinde 2 çarpı sinüsün karesi x'e dönüşmüş olur. Paydasında sinüs x var. 2 kök içinde kalacak çarpı sinüs kare dışarıya mutlak değer sinüs x şeklinde çıkacak. Böyle paydasında sinüs x var. X sayısı sıfıra sağdan yaklaştığı için sinüs x bir pozitif değer alacaktır. Dolayısıyla mutlak değer dışına aynı şekilde çıkacak ve bu sinüsler sadeleşince sonuç kök 2 olacaktır diyebiliyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. M ve N reel sayılardır. Limitin değeri bir reel sayı olduğu için bu limiti hesaplarken şunu yapmalıyız. X gördüğümüz yerleri 2 yazalım. Kök içinde 2 artı m eksi 2 çarpı 2 artı 2'den 4 bölü payda kısmı 2 eksi 2'den 0 eşittir n sonucunu vermesi gerekiyordu. Yalnız payda yazıp içler dışlar çarpımı yaptığımızda kök içinde 2 artı m eksi 2 çarpı 4 ifadesinin 0'a eşit olduğunu, dolayısıyla kök içinde 2 artı m eksi 2 işleminin sıfıra eşit olması gerektiğini, kök içinde 2 artı m eşittir 2'den dolayı da m sayısının 2 olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bu düzenlemeyi yapıp işlemimize şöyle devam edelim. Limit x sayısı 2 sayısına giderken kök içinde x artı 2 eksi 2 çarpı x artı 2 böyle payda kısmında x eksi 2 oluşacak. Yine x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaşmış oluruz. Bu belirsizlikten kurtulmak için köklü ifadeyi eşleniyle çarpalım. Dolayısıyla pay kısmını kök içinde x artı 2 artı 2 ile paydayı da aynı şekilde kök içinde x artı 2 artı 2 ile çarpalım. İfademiz şuna dönüşecek. Limit x sayısı 2 sayısına giderken bu ifadeler birbirine eşleniyor oldukları için birinci terimin karesi kökten kurtulacak. X artı 2, 2 eksi ikinci terimin karesi 2'nin karesinden 4 çarpı ortada kalan terim x artı 2, ona hiçbir şekilde dokunmadık. Payda kısmını olduğu gibi yazalım. X eksi 2 çarpı kök içinde x artı 2 artı 2. Buradaki işlem sonucu x eksi 2 ile aynı olduğu için bunlar sadeleşince geriye kalan ifadelerde x gördüğümüz yere de 2 yazacak olursak 2 artı 2 4 bölü kök içinde 2 artı 2 4 kök dışında 2 olarak çıkacak. Burası da 2 artı 2'den 4'e dönüşmüş oldu. Dolayısıyla limit değerimiz 1 olacaktır. Bu da n sayısına eşittir. Bizden istenen n değeri, dolayısıyla cevabımız 1 olacaktır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. X sıfıra giderken sinüsün içinde 2 çarpı sıfırdan sinüs 0 çarpı kosinüsün içi 3 çarpı sıfırdan 0 bölü kosinüsün içi 4 çarpı sıfırdan 0 tanjant içi 5 çarpı sıfırdan tanjant 0 sinüs 0 sıfıra kosinüs 0 1'e kosinüs 0 1 tanjant 0 0'a eşit dolayısıyla 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaşmış oluyoruz. Burada şu yöntemi hatırlamaya çalışalım. Limit x sayısı sıfıra gidiyor iken sinüs içinde a çarpı x, payda kısmında tanjant içinde b çarpı x. Sıfırı yerleştirdiğimizde sinüsün içi sıfır, tanjantın içi sıfır olurken sonuç normal şartlarda sıfır bölü sıfır şeklinde çıkar. Ancak L'Hospital tekniği uyguladığımızda ki türev alma kuralıdır, türev alma yöntemidir bu. Burada
Şöyle bir sonuçta karşılaşmış oluyoruz. Sinüsü ve tanjantın ikisini silip sonucun ax bölü bx x'ler sadeleşeceği için de a bölü b çıkması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bu bir kısır yol şeklinde düşünülebilir. Dolayısıyla bizim işlemimizde sinüs ve tanjantın silinmesi gerekecek. Sinüs ve tanjantı sildiğimizde peki kosinüsü ne yapacağız? Kosinüs olduğu gibi kalacak. Kosinüs için bu yöntem geçerli değildir. Sadece sinüs ve tanjant da geçerli. Dolayısıyla limit x sayısı 0'a gidiyorken 2x çarpı kosinüs içinde 3x bölü kosinüs içinde 4x çarpı 5x şeklinde bir durum elde etmiş oluruz. Buradaki x'leri sadeleştirdiğimizde 2 çarpı kosinüs içinde x görünüm yeri 0 yazarsam kosinüs 0 bölü kosinüs içinde x görünüm yeri 0 yazarsam burası da kosinüs 0 çarpı 5'e dönüşmüş olur. Kosinüs 0 1'e eşit. Dolayısıyla 2 çarpı 1 2. Kosinüs 0 1'e eşit. 1 çarpı 5'ten 5. Cevabımız 2 bölü 5 olacaktır diyebiliriz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Burada da aynı kural geçerli. Ancak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sinüsün ikinci kuvveti, tanjantın üçüncü kuvveti var. Yine x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda sonuç 0 bölü 0 oluyor. Kısa yolumuzu kullanalım. Sinüsü sildiğimizde ifade şuna dönüşmüş olur. Limit x sayısı 0'a giderken y kısmında 2x çarpı ikinci kuvvetini sildiğim yerde açı değeri 2x'tir. Bu yüzden biz 2x'in ikinci kuvvetini almalıyız. Neden? Çünkü sinüsün ikinci kuvveti var. Benzer şekilde tanjantın üçüncü kuvveti, tanjantı sildiğimizde bu sefer x'in üçüncü kuvvetine dönüşmüş olacak. Düzenlemesini yapalım. 2x çarpı 2x'in karesi 4x kare bölü x küp. X'ler sadeleşince 2 çarpı 4'ten 8 sonucu ortaya çıkmış olur. Beşinci sorumuzla devam edelim. Sonsuz ifadesini eğer kesirli bir ifade yazacak olursak burada şöyle bir durumla karşılaşmış olacağız. A çarpı x üzeri n bölü b çarpı x üzeri m. X üzeri m pay kısmındaki en büyük dereceli terim. X üzeri m payda kısmındaki en büyük dereceli terim. Burada 3 farklı durumla karşılaşıyorduk. Birinci durum n küçüktür m olursa limit değeri 0 olurdu. N eşittir m olursa limit değeri a bölü b olurdu. Ne m'den büyük olursa da limit değeri sonsuz işaretlere göre artı ya da eksi sonsuz olacaktı. Şu anda limit değeri sıfırdan farklı bir gerçek sayı. Dolayısıyla sıfırdan farklı bir gerçek sayıysa en büyük dereceli terimlerin kat sayıları oranı 3 çıkmalı. Peki en büyük dereceli terimlere bakalım. Burada 3, burada ise 2. Oysa yukarıda büyük kuvvet olsaydı sonsuz olacaktı limit değeri. Bu yüzden buradaki m sayısının değerinin 2 olması gerektiğini, x üzeri küpü yok etmesi gerektiğini söylememiz gerekecek. Onu yok ettikten sonra limit x sayısı sonsuza giderken n çarpı x'in karesi artı x eksi 2, 2 çarpı x'in karesi eksi 3 şeklinde bir işlemle karşılaşmış olacağız. En büyük dereceli terimlerin katsayıları 2'ye n, n'ye 2. N bölü 2 limitiyle karşılaşmış oluruz ki bu da 3 sayısına eşit. Dolayısıyla n eşittir 6 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bizden m ve n toplamı istenmiş. M artı n. M'nin değeri 2, n'nin değeri 6, sonuç 8 olacaktır diyebiliriz. 6. sorumuzla devam edelim. Üslü ifadelerde eğer tabandaki sayı kesir a bölü b ifadesi üzeri sonsuz şeklinde bir durumla karşılaşırsak. Birinci durum. A eşittir, daha doğrusu a bölü b küçüktür 1, büyüktür 0 olursa o zaman limit değeri 0 olacaktır. Basit kesir ise. O zaman a bölü b kesiri eşittir 1 ise, o zaman belirsiz. A bölü b kesiri 1'den büyük ise, o zaman da limit değeri sonsuz olacaktır diyebiliyoruz. Burada işlemi daha kolay ilerletebilmek için en büyük tabanlı, tabanı en büyük olan üslü sayıda bakalım. 5 üzeri x. Her şeyi 5 üzeri x parantezine aldığımızı düşünelim. 5 üzeri x parantezinde 5 üzeri 2 artı burası 3 üzeri x bölü 5 üzeri x çarpı 1 bölü 9 haline dönüşecek. Şuradaki eksi ikinci kuvvetten dolayı bölü payda kısmı 5 üzeri x parantezinde 4 üzeri x bölü 5 üzeri x çarpı 4'ün birinci kuvveti, buradaki artı 1'den dolayı
artı 5 üzeri eksi 1 karşımıza çıkmış olacak ortak çarpı olarak 5 üzeri x'i aldığımızda. Şimdi 3 üzeri x bölü 5 üzeri x basit kesire dönüşüyor. Limiti 0. Dolayısıyla 1 bölü 9 sadeleşmiş olacak. 4 üzeri x, 5 üzeri x basit kesir. Limiti 0, 4'ü sadeleştirmiş olacaklar. 5 üzeri x'ler zaten sadeleşecek. Kim kaldı? 5 üzeri 2'den 25 bölü 5 üzeri eksi 1'den 1 bölü 5 aynı kalır. Ters çevrilir, çarpılır. Sonuç 125 olur diyebiliriz. 7. sorumuzla devam edelim. X sayısı 3 sayısına gidiyor. İşlemimizi yapacak olursak 2 çarpı 3, 6 sinüs içinde 0. Artı 3 çarpı 3, 9 eksi 9 bölü payda kısmında ve 15 eksi 15 yani 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıktı. Sinüsün içi 0 oluyorken sonuç 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyorsa kısa yolumuzu kullanabiliyoruz. Yani sinüsü silebiliyoruz. Sinüsü silince limit x sayısı 3'e giderken 2x eksi 6 artı 3x eksi 9 bölü 5x eksi 15. 2x artı 3x 5x eksi 6 eksi 9 eksi 15. Bu da dolayısıyla bir limitini vermiş oluyor. Bunlar birbiriyle aynı yani sadeleşince bir sonucunu vermesi gereklidir. 8. sorumuzla devam edelim. Yine x gördüğümüz yere 0 yazınca bakıyoruz. 0 eksi sinüs içinde 0 bölü tanjantın içi 0, sinüsün içi 0, sonuç 0 bölü 0 belirsizliği. Tüm sinüsleri, tanjantları silelim. O halde limit sayısı 0'a gidiyor iken 2x eksi 4x pay kısmı 6x eksi 5x payda kısmına dönüşmüş olur. Bunun da limit değeri eksi 2x bölü x. X'ler sadeleşir. Eksi 2 olur diyebiliriz. 9. sorumuzda fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara şeklinde tanımlanmış. Gx fonksiyonu her x sıfır eleman reel sayılar için bu şekilde tanımlanıyor. Buna göre f bileşke G3. Demek ki bizim ilk önce G3'ü bulmamız gerekli. Hemen G3'ü bulalım. G3'ün değeri f içinde 3 eksi 2 sonra artı limit x sayısı 3 sayısına soldan giderken f(x) limiti. Hemen yapıyoruz. F içinde 1 artı limit x sayısı 3 sayısına soldan giderken f(x). F1'in değeri x 1 iken sonuç eksi 2'dir. Artı 3 sayısına soldan yaklaş. 3 sayısı sol taraftan yaklaşan grafik bu. Bu da nereye gidiyor? 3 sayısına. Demek ki bunun değeri 1. Yani G3'ün değeri 1'dir. Buna göre şu işlemimiz neye dönüşmüş oldu? F içinde 1'e dönüşmüş oldu. F içinde 1'in de değerinin eksi 2 olduğunu biliyoruz. 10. sorumuzla devam edelim. X gördüğümüz yere 2 yazıp hesaplama yapmaya çalıştığımızda 2 artı 1, 3, 3'ün 3. kuvveti 27 eksi 27 bölü sinüs içinde 2 eksi 2'den 0, 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Böyle bir belirsizlik varken sinüsün içi de 0 oluyorsa sinüsü silip işleme o şekilde devam edebiliyorduk. Dolayısıyla limit x sayısı 2 sayısına gidiyor. Bu da x artı 1'in 3. kuvveti eksi 27 bölü x eksi 2 olacaktır. Tabi buradaki x'lerin yerine yine 2 yazdığımızda yine 0 bölü 0 belirsizliği çıkacak. O yüzden bundan kurtulmanın yolunu arayacağız. Burada küp farkı tekniğini kullanalım. X artı 1'in 3. kuvveti eksi 3'ün 3. kuvveti. Dolayısıyla x artı 1 eksi 3 çarpı birinci terim x artı 1 x artı 1'in karesi artı x artı 1 çarpı 3 sonra artı 3'ün karesi şeklinde oluyordu. Hatırlayalım. A küp eksi b küp işlemini biz a eksi b çarpı a kare artı a çarpı b artı b kare tekniğiyle yazabiliyorduk. Burada a diye kastettiğimiz yer x artı 1, b olarak kastettiğimiz yer ise 3 olacaktır. Böyle payda kısmı x eksi 2 ve limit x sayısı 2'ye gidiyor. X artı 1 eksi 3,
x eksi 2 de aynıdır. Sadece çek. Geri kalan işlemde x gördüğümüz yerleri 2 yazacak olursak 2 artı 1 3. 3'ün karesi artı 3 çarpı 3. Yine 3'ün karesi. 3'ün karesi. Dolayısıyla 9 artı 9 artı 9 sonuç 27 olur diyebiliyoruz. 11. sorumuzla devam edelim. X gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Kosinüs içinde 5 çarpı 0, 0 çarpı 0 çarpı sinüs içinde, tabii 0'ın 3. katı zaten 0 olacak. Sinüs içinde 2 çarpı 0'dan 0 bölü 2 çarpı tanjant içinde 0 ve bunun 4. katı. Dolayısıyla hesaplama yaptığımızda 0 bölü 0 belirsizliğini elde etmiş oluyoruz. Bu belirsizlikten kurtulmanın yolu neydi? Sinüsü ve tanjantı silmekti. Tabii bunu silerken peki 4. katın tanjanta dağılması gerekli. Dolayısıyla işlemimiz limit x sayısı 0'a gidiyorken kosinüs içinde 5x çarpı x'in 3. katı çarpı sinüsten kalan 2x bölü fayda kısmında 2 çarpı 2x'in 4. katı. Neden? Çünkü tanjantın 4. katıydı. Şimdi düzenleme yapalım. Kosinüs içinde 5x çarpı x küp çarpı 2x bölü 2 çarpı 2'nin 4. katı 16 çarpı x üzeri 4. X küp şuradaki x ile çarpılınca x üzeri 4'ü sadeleştirecek. Geriye kalan x'lerin yerine 0 yazdığımızda kosinüsün içi 0 yani sonucu 1 çarpı şu dışarıdaki 2 bölü fayda kısmında 2 çarpı 16. İkiler sadeleşince sonuç 1 bölü 16 olacaktır diyebiliyoruz. 12. sorumuzla devam edelim. X sonsuza gidiyor. Kesirli bir ifademiz var. Ne demiştik hatırlayalım. Eğer yukarıdaki kuvvet büyük, aşağıdaki kuvvet küçükse limit sonsuza çıkar. Ama burada bir reel sayı şeklinde verilmiş. Dolayısıyla yukarıdaki ve aşağıdaki kuvvetlerin eşit olması gerekli. Yani 5. kuvvet burada fazla. O halde A gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekli. Bunu yazınca şu terimden kurtulmuş olacağız. Ve ifademiz limit x sonsuza giderken a gördüğüm yere 3 yazınca 3 artı 2'den 5 çarpı x küp artı 2 bölü fayda kısmı b artı 1 çarpı x küp şeklinde dönüşmüş olur. Bunun da limiti 3. Yukarıda x küp, aşağıda x küp. Dereceler aynı. O zaman katsayılar 5 bölü b artı 1'in 3 sonucunu vermesi gerekli. İlk karşılığa çarpım yapalım. 5 eşittir 3b artı 3. 3'ü göndersek 2 eşittir 3b, hadi 2 bölü 3 eşittir b diyebiliyoruz. A ve toplamı a'nın değeri 3, b'nin değeri 2 bölü 3, 9 artı 2, 11 bölü 3 olacaktır diyebiliyoruz. 13. sorumuzla devam edelim. Yine x sayısı sonsuza gidiyor. Limitin değeri bir reel sayı, sıfırdan farklı bir reel sayı. Dolayısıyla kuvvetler eşit olmalı. Şimdi a ve b 0 0 olsaydı zaten toplamları 18 olamazdı. Hatta burası 4'e 3 oranına sahip olurdu. Bu yüzden a ve b'nin 0'dan farklı olması gerekli. Bu da a bölü b limitinin direkt 5 olduğunu, a eşittir 5b olduğunu, a b toplamı 18 olduğuna göre a görünüm yeri 5b yazınca 6b eşittir 18, b eşittir 3. A eşittir 15 olduğunu bize göstermiş olacak. AB çarpımı soruluyor. O da 3 çarpı 15, 45 olacaktır diyebiliyoruz. 14. sorumuzla devam ediyoruz. Pi bölü 4, 45 derece. Kosinüs içinde 45 çarpı 2, 90. Kos 90 da 0 bölü. Sin 45, kos 45. Bunlar kök 2 bölü 2, eksi kök 2 bölü 2. Yani 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkmış oluyor. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sinüsü direkt silmeyeceğiz. Sebebi sinüsün içinde 0 çıkmadı. Dolayısıyla işlem dönüştürme ile devam edecek. Şöyle yapalım. Kosinüs 2x. Yarım açı özelliği yardımıyla. Kosinüsün karesi x eksi sinüsün karesi x. İki kare farkı özdeşliği. Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x şeklinde yazılabiliyor. O halde limit x sayısı pi bölü 4'e gidiyorken pay kısmı kos x eksi sin x çarpı
cos x artı sin x şeklinde dönüştürülebilir. Fayda kısmında ise sinüs x eksi kosinüs x ifadesi var. Bu parantez ve şu zıt işaretli sadeleşince eksi 1 çarpı kosinüs yerine x kosinüsün içinde x gördüğümüz yere 45 derece yazdığımızda kök 2 bölü 2 artı sinüste de aynı şekilde pi bölü 4 yani 45 yazdığımızda kök 2 bölü 2 halde işlem sonucumuz eksi 1 çarpı 2 kök 2 bölü 2 ikiler sadeleşir eksi kök 2 olur diyebiliriz. 15. sorumuzla devam ediyoruz. X gördüğümüz yerlere 4 yazdığımızda 16 eksi 4 eksi 12 bölü kök içinde 4 eksi 2 0 bölü 0 belirsizliğini elde etmiş oluruz. Bir çarpanlar ayırma işlemi yapalım. Limit x sayısı 4 sayısına gidiyor. Pay kısmı x çarpı x eksi 4 artı 3 şeklinde düşünülürse burası x artı 3 çarpı x eksi 4 paydı kısmı ise kök içinde x eksi 2 şeklinde oluşacaktır. Şimdi burada x gördüğümüz yerlere 4 yazdığımızda yine 0 bölü 0 belirsizliği oluşacak ve sadeleşebilecek herhangi bir şey yok. Ancak 2 kare farkı özdeşliğinde x ifadesini kök x'in karesi buradaki 4 sayısında 2'nin karesi şeklinde düşündüğümüzde ikinci adımda limit x sayısı 4'e gidiyorken x artı 3 çarpı 2 kare farkı tekniğiyle x eksi 4'ü çarpanlarına ayırdığımızda kök içinde x artı 2 çarpı kök içinde x eksi 2 şeklinde dönüşmüş olur. Aynı kısmında kök x eksi 2 sadeleştiğinde geriye verilen ifade x gördüğümüz yere 4 yazacak olsak 4 artı 3'ten 7 çarpı kök 4 2 2 artı 2 4 1 kere 4 28 sonucunu elde etmiş oluyoruz. 16. sorumuzla devam edelim. 16. sorumuzda limitin değeri kaçtır diye sorulmuş. X gördüğümüz yere 0 yazdığımızda 0'ın karesi bölü 1 eksi kosinüs 0 kos 0'ın değeri 1. Dolayısıyla 0 bölü 0 durumu ortaya çıkmış olacak. Şimdi burada bu belirsizlikten kurtulmanın yolunu şöyle alabiliriz. Limit x sayısı 0 sayısına giderken x'in karesi dolayısıyla 1 eksi kosinüs x pay ve paydayı 1 artı kosinüs x ile çarpalım. Bunu yaptığımızda pay kısmı şöyle yazalım. Limit x sayısı halen 0'a gidiyor. X'in karesi parantez içinde 1 artı kosinüs x. Paylı kısmı 1 eksi kos kare, 1 eksi kos x, 1 artı kos x. Dolayısıyla 1 eksi kosinüsün karesi x. Bunun yerine de sinüsün karesi x yazabiliyoruz. Tabii şurada x kare vardı. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliğinin ortaya çıktığını gördüğümüzde sinüsün içi 0, burada da 0 sayısı ortaya çıkmış oluyor. Sinüs sildiğimde bu ikinci kuvvet şurada x'e kalacak. Yani x'in karesi çarpı 1 artı kosinüs x bölü sin karedeki sinüsü sildim. X kare kaldı. X kareler sadeleşti. X görünümüne 0 yazdım. 1 artı kosinüs 0. 1 artı 1. Sonuç 2 oluyor diyebiliriz. 4. Evet arkadaşlar, bir sonraki testimizin soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.